Şimdi İsmail YK dendiğinde hep sürprizlere hazır olmalıyız. Bence onu takip edenler de hazırlar. Mesela bir bakıyorsunuz İsmail diyor ki Allah senin belanı, tövbe tövbe selamı kavle. Bir bakıyorsun ben senin ananı. Sürekli bir isyan içindesin. Niye? Onu mu gerektiriyor bazen duygularımız? He. Çünkü hani bunu bir tek yaşayan ben değilim. İnsanların birçoğu bu kelimeyi kullanıyor. Allah belanı versinden bahsediyorum. Selamı bu arada kavle, hani ben senin ananın şarkısından değil. Yani. Stüdyodan dışarı. Halbuki beni dediğiniz gibi yani yakında takip edenler bilir ki ben bugüne kadar daha hiç henüz Allah belanı versin demiş değilim. Selamı yani. Kavle. Evet. Fakat şarkılarda olsun. Bu nasıl filmlerde duyduğunuz gibi şarkılarda da artık bundan sonra duyabileceksiniz. Ama aynı zamanda çok güzel aşk şarkıları da bebeğim öyle birazdan okuyacağım. Aşkım öyle. Tabii ki. Çok güzel. Yani sürpriz her an senden bir sürpriz çıkabilir. Yani çok farklı şarkılarda çıkabiliyor. Mesela bu şarkılarda da çalışırken yine abilerinle ailece çalışıyor musunuz? Tabii. Ve ablan var tabii, bir de. Tabii beraber çalışıyoruz. Onların da fikirlerini alıyorum. Bazen fikir ayrılıkları oluyor. Örnek vereyim mesela o Bela şarkısında da zaten abimin fikri Hasan abim bence yapmasak daha iyi olur demişti. Dedi. Evet, fakat ben dedim ki insanlar artık profesyonel bir dinleyici. Yani sonuçta nasıl ki bir film izledikleri zaman filmin gerçek olmadığını. Tabii. Daha doğrusu hani gerçek olan bir şeyi canlandırıyorlar. Evet. Ve şarkılar da aslında böyle. Dedim ki insanlar duyarlı davranacaktır, anlaşılır. Ve tabii ki yine pozitif yönünü gördük. Ve tabii evet, ki. Tabii ki eleştirenler oldu. Olmadı değil tabii ki. Oldu. Fakat sonuçta yine bunun... Ama bu da ses getirmesi tabii demektir. Ki. Peki ben burada şu kıyafeti de çok sevdim. Albüm elimde görüyorsunuz. CD'nin arka kapağındaki resme de bayıldım. Ay, böyle pek sevdim ben seni. Biraz böyle devam et. Vallahi daha teşekkür böyle ederim. Genç, daha bir fresh fresh durdun. Teşekkür ederim. Arkadaki resmi aslında albüm kapak resmi olarak düşünüyorduk önce. Çok beğendim arkadaki resmi. Evet. Çok beğendim ben bunu. Bayıldım. Zaten yakışıklısın. Yavrum ya, benim. Utandım. Gözleri falan yaptım. Güzeldir. Yok, utanma. Aa, bunu da sevdim. Bak şu kapşonlu resmi de sevdim. 15 tane mi? Ne bu? 14. Evet, kaç 14 eser tane var? 14 tane şarkım var. 14 tane yeni var. Albüm özeti derken evet. Nedir şimdi bu? Albüm özeti yani albümdeki bütün nakarat bölümlerini bir araya topladım. Aa, şimdi biliyorsunuz ki artık internette şarkılar dinleniyor. Dinleniyor, doğru. Şimdi en azından hani belki bütün şarkıları dinlemeye zaman olmayacak halkımız. En azından bir 5 dakika içinde bütün şarkıların nakarat bölümlerini dinleme imkanı sağladık. Benim eniştem Coşkun Yıldız'ın albümü çıktı. Yani albümü dediğim 4 şarkılık maxi single'ı çıktı. Bana diyor ki albüm hiçbir yerlerde yok. Dedim ki kimin albümü satıyor ki? Artık TTNet'ten indiriyorlar. Evet. Artık böyle internet albümleri yapıyoruz şekerim. He evet. Dedi o da. Neymiş efendim? Ne diyor İsmail YK? Bu kadar bir de bu kadar satış şeyi grafiği olan, tirajı olan ve internette de ne indiriliyordur senin şarkıların değil mi? Evet hani yine tabii ki sizin de birçok sanatçıların şarkıları internette indiriliyor. Artık internete yapıyoruz albümleri bunu bilin. İnternet için yapıyoruz bunları. Demet Akalın da öyle ve rekorlar kırdı onun da. Yalnız seni diğerlerinden farklı kılan nedir? Ben anlamadım. Yani bu popçuların arasında senin başka türlü bir dinleyicin var. Şimdi benim... Başka türlü fanatiklerin var. Şimdi yani ben bunu seninle yıllardır görüyorum. Evet. Nedir bu? Şimdi seyircilere baktığın zaman daha doğrusu sevenlerimi bir araya getirdiğiniz zaman hepsi bir tür müzik dinleyen bir kitle değil aslında. Çünkü biri pop dinler, biri daha R&B altyapılı şarkılardan hoşlanır. Evet. Biri arabesk sever. İşte ne bileyim bas gaza ya da bomba bomba hatta daha farklı bir tarz müzik söyleyeyim. Mesela Sakın şarkısı gibi. Tür müzik dinlemeyenler belki diğer şarkılarımı beğeniyor. Böyle çünkü benim zaten albümümü bir tarz müzik adıyla adlandırmanız yanlış olur. Doğru. Birçok müzik tarzı olduğu için geniş bir kitleye sahip oluyorsunuz. Aslında hayran biraz da karıştı da değil mi? Geçen gün Ahmet Özden hocamla da onu konuştuk. Seda'nın dünyası.com'da biliyorsunuz söz yazarı arkadaşımız Erkan Çelik orada bir ses yarışması düzenledi. İsteyen kendi bestesiyle de katılabildi. Kategorilere ayırdık ama kategorilerin hepsi birbirine girmiş. O da birbirlerini eleştirdikleri için sitenin içerisinde Ahmet Özden hocamıza danıştık Erkan'la beraber. Dedik ki ne yapacağız? O dedi ki vallahi artık o kadar müzikler iç içe girdi ki arabesk mesela bir popçunun ağzında mesela senden çok duyuyorum arabesk ezgiler de var.
senin evet, müziğinin içerisinde. Tabii öyle ki. Değil mi? Evet. Ve çok da yakışıyor. Seni böyle seviyorlar. Teşekkür ederim. Ama baktığında İsmail YK popçu. Yani hangi açıda bakıştığınız önemli tabii ki. Mesela şapur şupurla giriş yaptık bu piyasaya. Yine de ne kadar pop olsa da olsun benim albümüm hani pop bir albüm diyemezsiniz. Çünkü diğer şarkılar da var. Hani mesela Madem Gideceksin. Hı. Bu hani daha çok Alaturk enstrümanların bulunduğu bir çalışmaydı. Sonra Sakın mesela House'dur. Sonra Dubstep var. Zaten biliyorsunuz bu hele hele büyük şehirlerde çok yönlü müzik dinleniyor. Dolayısıyla albümün ismini zaten Metropol diye adlandırdım. Halbuki Metropol diye bir şarkı yok. Çünkü birçok müzik tarzı olduğu ama için. Ama öyle bir şarkı var ki sözü ve müziği sana ait. O dudaklar benim olmalı. Kimin dudakları bunlar? Birinin dudaklarına yazılmış bunlar. Şekerim bir kız var. Çözeceğiz bu işi. Evet. Birinin hani dudakları. Sizin 6. hisleriniz kuvvetliydi. Evet, benim söylememe gerek var mı? Bir de sen de oğlak mıydın öyle bir şeydin? Yengeç. Yengeç. Evet. Sizden biri oğlak. Ailede var evet oğlak. Var oğlak biliyorum. Yengeç burcu. Ay çok şeydir böyle evcimendir ailesine düşkünlüğünü biliyoruz evet. Ama ne zaman evlenir mesela? İsmail YK ne zaman evlenir? Vallahi Allah bilir de. Hayranlarından artık, biriyle de evlenebilir misin? Ya hani kesinlikle olmaz diyemem tabii ki. Bazen büyüklerin beylik lafları diyorlar. Ben benim camiamdan bir kızı almam gibi. Öyle laf söylüyor musun? Yok kesinlikle öyle bir şey de söylemiyorum yani. Değil mi? Hmm, olmaz öyle. O büyük konuşmadır yani. Büyük konuşmak demek ona. Bu iş belli bilir. Olmaz diyorsun. Tabii diyorsun ki abla o beni nerede çarparsa bitti diyor musun? Aynen öyle. 10 sene bekleyeceğim dersiniz. 3 gün sonra otobüs çarpmış gibi olursunuz. Olursun. Yani. Bura helal olsun sana. Helal olsun.